Ben tavuklarımı jülyen şekilde şu şekilde göstereceğim. Önce çöpümden kurtulayım. Uzun uzun kestim. Bu 500 gram tavuğu bu şekilde kesiyorsunuz. Buna yaklaşık bir su bardağı kadar soya sosu ilave ediyorum. Bunu güzelce yavaş yavaş bütün tavuklara yediriyorsunuz bu şekilde. Şimdi biraz baharatlı ekmek kıtırı hazırlamak istiyorum. Bolca ekmek kıtırı kullanacağım. Ben tuz kullanmıyorum. Biraz karabiber ekleyeceğim. Biraz da kırmızı toz biber alalım. Hatta bolca koyalım. Biraz da rengini versin. Bunları elinizle böyle güzelce karıştırın. Ekmek kıtırının renklerinin değişmesine izin verin. Bu şekilde hazır beklesin. Kızartmalarda bildiğiniz klasik ayçiçek yağından kullanacağım. Şimdi öncelikle arzu ederseniz tavuklarımızı kızarmak için hazır hale getirelim. Bu tarifi soya sosu sevmeyenler şöyle yapabilir. Yumuşatmak için soya sosu yerine süt kullanabilirsiniz. Bir gece sütte bekletebilirsiniz. Bir çatal yardımıyla. Soya sosunda beklettiğim tavukları önce yumurtaya batıracağım. Sonra ekmek kıtırına. Hepsini bir anda çevirebilirim. Tavukların hepsini hazırladım. Bu arada yağım da kızdı. Hemen tavuklarımı pişireceğim. Pişme süresi çok kısa, o yüzden biraz dikkat edelim. Küçük bir maşa yardımıyla kızaranları da bir yandan toplamak istiyorum. Sosum için bir tane cam kase almak istiyorum. Bir iki diş de sarımsak ekleyelim hadi, güzel olur. Ben tavukla çok severim. Yani çok bu direkt yeneceği için çok fazla yemenize koymanızı önermiyorum. Çünkü acılığı rahatsız edebilir. Küçük çocuklar yiyecekse özellikle. Şu bir olsun. Şunu da ekleyelim. Evet. Bolca hardal kullanacağız. Bu klasik Dijon hardalı. Acı seviyorsanız ki ben çok seviyorum. Acı sos. Biraz ekşilik için bir tane limonum var. Şöyle yarım limondan biraz daha az yeterli olacaktır. Tuz, karabiber koyalım. Hadi biraz da kırmızı toz biber ekleyelim. Azıcık renk versin bize. Bu kadar yeterli, zaten yeterince acımız var. Evet, patlamaya başladı. Çırpmadan önce son bir kontrol yapalım. Bu sefer bir tel çırpıcı kullanacağım. Akışkan bir sos elde etmek istiyorum. Biraz daha zeytinyağı alalım. Sosum olmak üzere. Ben tekrar bir hızlıca tavuklarıma bakayım. Hepsi hazır. İçini bir kontrol edelim. Tamam. Sosum hazır olmak üzere. Ben tezgahımı toparlayıp hemen geri geliyorum. Tavuklarım pişti. Ben şimdi servise geçiyorum. Sosumu da hazırlamıştım. Bunlar soğumadan hemen servis tabağıma alayım. Birkaç tane misket limonu kullanacağım. Biraz ekşi olmasını istiyorum. Hafif mayhoş bir tadı olsun. Birkaç tane de limon koyun. Şöyle hafif sıkarsanız bir tadına bakalım nasıl olmuş. Çok güzel.